7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ayda'yı unutacaksınız. Hiç yaşamamış gibi. O kızdan bir an önce ayrılacaksın Teoman. Baba, o kız dediğim benim hayatım. Nasıl vazgeçebilirim ondan? Anlamıyor musun Teoman? Bu aileyi ayakta tutmanın tek yolu bu. Ayda diye biri hiç var olmadı. Bu yaşananlar hiç yaşanmadı. Bu mesele kapanacak. Ailemiz eski güzel günlerine geri dönecek. Benim için makul. Eğer Teoman Ayda'dan vazgeçerse ben de bu ihaneti ve ahlaksızlığı unuturum. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Ha? Alçak da sensin, hain de sensin. Sen babamın hastalığını kullanıp aylarca Ayda'yı tehdit ettin. Bizim arkamızdan oyunlar oynadın. Ben bunları unutmam Mehmet. Unutmayacağım. Ben ne yaptıysam Ayda'yı kaybetmemek için yaptım. Hı. Pişmanlıklarım var. Ama artık kendime geldim. Benim önceliğim kardeşim olan sensin. Ayda'yı bırakalım. Unutalım bu savaşı. Sen vazgeçersen, ben de vazgeçerim. Çocukluğumuzdaki gibi şu ağacın tepesindeki anılarımıza geri dönelim. Ben büyüdüm artık Mehmet. Seninle buralarda böyle koşturan, düşüp yaralanan, oyuncak kavgası yapan, sonra küsen, sonra neden küstüğünü unutup tekrar barışan o çocuk ben değilim artık. Ayda da oyuncak değil. Ben Ayda'yı seviyorum baba. Ve ondan asla vazgeçmeyeceğim. Devam. Ben elimden geleni yaptım amca. Ailemizi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Emin misin Melek?
Melihat teyze. Bunun içinde miydi paralar? Vallahi gözlerimle gördüm. Öyleyse doğru demektir. Onlar çaldılar parayı. Ozan'ın gözünde beni ne kadar küçük duruma düşürdüler. İyice bak, oradaydı para. Ama tabii ben gördüm diye saklamış olabilir o Fatma. Burada para falan yok. Dur bakacağız şimdi. Hırsız girdi sandım ya. Hırsız girdi sandım, benim gururumla oynadılar. Ben Ozan'a bu parayı iade edemediğim için Ozan bana neler neler söyledi. Ne yaptı be evde 2 dakika? Geliyorsunuz siz? Çarşıdan Melahat Hanım'ın eksiklerini aldık. Eksiklerini aldınız. Neyle? Benden çaldınız paralarını. Ne diyorsun sen ya? Yani ağzından çıkanı bir kulağın duysun güzelim. Ne çalması, ne saçmalıyorsun. Melahat Hanım altın verdi. Bozdurun dedi. Paspas alın dedi. Sabun alın dedi. Yalan mı? Doğru mu Melahat teyze? Şey evet. Onları evden göndermek için yaptım. Tamam. Peki ya bu paralar ne? Ozan'ın bana verdiği paralar değil mi? İçinden 100 lira eksilmiş. Kahvaltılık için Nazlı'nın verdiği paraları da sen bu zarfın içinden aldın Fatma abla. Nereden aldın sen onu? Sen odamı karıştırmaya mı başladın? Ben bir soru sordum. Önce sorumun cevabını alayım. Bu paralar Ozan'ın bana verdiği paralar değil mi? Eve hırsız gibi girip paraları çaldınız siz ya. Hasret haklıydı. Evden biri yaptı derken haklıydı. Ne oluyor burada? Tamam Ayten. Erdem'e söyle kapıyı bıraksın. Teoman, oğlum baban nerede? Ne söyledi? Mehmet nerede? Yavrum kavga mı ettiniz? Anneciğim bir sakin ol. Kavga falan etmedik. Ayda'yı terk etmem gerekiyormuş. Mehmet ve benim bu sevdadan vazgeçmemiz gerekiyormuş bu ailenin ayakta kalabilmesi için. Hamit çok doğru söylüyor. Evet aklın yolu birdir. İkiniz de Ayda'yı unutun. Bir kız yüzünden ailemiz dağılmasın. Doğru söylüyorsun. Aklın yolu bir. Hı. O da annem ve babamın beni anlaması ve Ayda'yı kabul etmesi. Kalbimin yolu zaten belli. İşte burada. Peki. Anlaşıldı. Ailemize çalınan bu kara lekeyi temizlemek için hiçbir şey yapmayacaksınız. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Eltim, Eltim nereye gidiyorsun?
Teoman. Bak Kadriye yengen gitti. Mehmet de sen paramparça, ailemiz paramparça, bir şey yap. Anneciğim, bir ailede oyuna, yalana yer yoktur. Eğer bu aile dağılıyorsa Mehmet ve annesinin oyunları yüzünden. Neyse. Babam gelsin, uzun uzun konuşuruz. Alo. Ne var? Ne? Bin defa aradın ya. Ne? Ne yangını? Nasıl yangın çıktı ya? Ne diyorsun? Ozan'ın yapacağı mutfak işte bu kadar olur. Faydasından çok zarar olmaya başladı bu restoranın ya. Allah kahretsin. Tamam. Tamam Sinan. Ben ararım seni. Bir an önce bu restorandan kurtulmamız lazım. Sinan ve restoran. Teoman ne oluyor? Bak az önce Kadriye yengemi içeride restoran diye bir numara aradı. Şimdi de Sinan diye bir herifle konuştu. Eğer bu işin arkasında Kadriye yengem varsa işleri bitti demektir. Yani ben neden bahsettiğini bilmiyorum. Benim haberim yok. Hiçbir fikrim yok onun ne olduğu hakkında. Ne ki o, nereden buldum? Yeter artık. Yeter, ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Sırf ben Ozan'a tazminatı geri vermeyeyim diye eve hırsız gibi girip paraları çaldınız siz ya. Yemin ederim yok öyle bir şey. Benim bilgim yok, yemin ederim öyle bir şey yapmadım anne. Anne. Anne yaptın mı gerçekten? Nasıl yaparsın ya? Ha? Gerçekten kumrunun odasına girip nasıl yaparsın? Yazıklar olsun ya. Nazlı, ne saçmalıyorsun kızım sen? Peki bu paralar ne? Alyansımı sattım. Senin yüzünden. Sen bizi kapıya koyacağını söyledin. Evimden gidin dedin. Ben de korktum. Kıyıda köşede bir paramız olsun istedim. Ya bu paralar senin paran değil, benim alyansımın parası. Yazıklar olsun Kumru. Sen analığını ve kız kardeşini hırsızlıkla suçladın ya. Ölseydim de bu günleri görmeseydim. Anne ben öyle demek istemedim ya. İşte yüklendim ben de kadına, senin yüzünden gururu kırıldı anne. Taş doğursaymış. Kız, kendini kurtarmak için ananı sattın sen. Biliyorum. Ama anne ne yapsaydım ya? Ozan'ın gözünde ben Allah korusun hırsız olacaktım neredeyse. Yani bir şey diyeceğim. Bunlar sana inandı mı ki? Teoman beni kardeşi gibi görmüyor. Ben onu görüyorum ama o beni görmüyor. Neyse. Bunları sonra konuşuruz. Sen dinlenmene bak. Hiçbir şey sağlığından önemli değil. Vefalı oğlum benim. Hamit. Abinin vasiyetini unutma. Şu Teoman'la konuş, aklını başına toplasın. Eğer bu aile dağılırsa
kardeşin mezarında huzur bulamaz. Gittiler. Memnun musun Teoman? Hadi gel. Ailecek konuşalım baba. Aile mi kaldı? Ne ailesi? Mehmet bana abimin yadigarıydı. Kadriye emaneti. İkisi de sırtını dönüp gittiler. Sen de git. Aklını başına toplayana kadar da gelme. Ya ailen, ya bu kız. Doğru karar verene kadar bu evin kapıları sana kapalı. Baba. Burası benim evim. Her zaman da öyle kalacak. Ben ne sizden ne de Ayda'dan vazgeçmeyeceğim. Neredesin sen? Kaç kere aradım. Kumru ölüyor dedim. Yahu şimdi mi gelinir? Babaanneciğim sen ne diyorsun Allah aşkına? Sen beni aramadın ki. Ben buraya sana ilaç bırakmaya geldim. Yani Safiye abla sağ olsun hatırlattı. Nasıl aramadım? Bin kere aradım. Hatta telefonundan o dit sesi geldi, oraya bile konuştum. Kumru ölüyor dedim. Sen neredesin? Anladım Ozan. Anladım. Bir yanlışlık olmuş. Ben gayet iyiyim, merak etme. İyi günler Ozan. Ne oluyor kız? Ozan burada. Sen Ozan dedin telefona. Melih teyzeciğim, sen bizim Ozan'ı arayacağına gitmişsin. Benim eski çalıştığım yerdeki Ozan'ı aramışsın. Kumru ölüyor diye mesaj bırakınca çocuk şok olmuş. Babaanneciğim sen neden böyle şeyler yapıyorsun? İspat etmek için. Neyi? Senin Kumru'ya olan aşkını. Ozan bana kızgın dedi. Bana inanmıyor dedi. Sana olan aşkı için ağladı. Sen onu kötü biliyorsun diye. Kaç saat gözyaşı döktü senin için. Haklı. Yani bu kızın hiç suçu yokken yok para düşkünü demişsin, yok elbise alıyor demişsin. Kumru hayatta yapmaz. Ah, bu kız senin için gözyaşı dökerken, seni böyle severken... Babaanne tamam. Ozan, ben biliyorum seni oğlum. Sen bunları Kumru'ya olan aşkından yaptın. Ona inanmadığın için değil. Ya kıskandın ya da başka bir şey. Söyle ne oldu? Kumru. Ozan ben ağlamadım.
Yani ağladım da aşkımdan değil. Melahat teyze senle beni çok yanlış anlamış. Hani ben sana çok düşkün olunca ama aşkımdan değil yani. Kumur tamam. Ben de sana düşkünüm. Ya babaannem ne anladı bilmiyorum. Kumur ben sana... Hayır. Hayır ben biliyorum ne anladı ama yanlış anladı. Hem ben Melahat teyzeye aşığım mı dedim? Demedim. Aşığım demedim. Ağlamam için illa aşık olmam lazım. Kumru tamam özür dilerim. Seni ağlattığım için özür dilerim. Dilem olsa. Benden özür dileme. Sen bana inanmıyorsun ki. Paralar çalındı dedim. Sonra Fatma abla aldı dedim. Fatma abla almamış. Ben de almadım. Harcamadım da. Ozan sen bana inanmıyorsun. Niye özür diliyorsun? Ozan abi. Gitme sakın tamam mı? Melahat teyze de gitmesin. Thank you.
teyze. Ozan sana inanıyor. Korkma. Ben her şeyi duydum. Buse gelince bir şey diyemedi. Ama o da senin masum olduğunu biliyor. O da seni seviyor. Ozan bana inanmış olsa söylerdi Melat teyze. Beni sevseydi. Beni sevseydi bana o lafları söylemezdi. Anne, sen ne yapıyorsun burada? Aliyaz'ı sakladım. Sattık dedik ya. Şurada duruyordu. Ya Ozan tuvalete giderken görseydi, ya Kumru'ya inansaydı. Senin için uğraşıyoruz şurada. Bir şey de sen düşün ya. Bir şey de sen fark et. Nerede? Girin. Buraya gir içelim. Nihan, simit nerede ya? Buzlukta kalmamış hayatım. Vay Allah. Söyleseydin keşke, aldırırdık. Canım çektiydi. Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Ne o? Artık sofraya oturulmuyor mu? Tavır mı yapıyorsun bize? Sen abinden yanasın yani. Tavır falan yapmıyorum baba. Ya önemli bir işim var. Çıkmam gerekiyor sadece. Bu evde herkesin çok önemli işleri var zaten. İki oğlumuzun da umurunda değil bu aile. Neyse ki Tuğçe'miz var, bir tanemiz, kızımız. Kızım gözünü seveyim, sen ortalıktan kaybolma. Hadi ben kaçtım. Ozan. Babaanne ne zaman geliyor ya? Ha, daimeyle artık yeterince gıybet etmiştir yani. Evine gelsin bir an önce. Belki iki çift laf eder de havamız değişir. Abi. Hoş geldin. Günaydın. Ben de babama simit aldım. Oğlum otursaydın. Yok anneciğim, sağ ol. Kahvaltı etmek için gelmedim. Böyle nasılsınız diye bir bakmak istedim, o kadar. Yavrum bir iki lokma bir şey. Tuğçe, şu tayın pekmezi versene. Vereyim babacığım. Neyse, Ozi. Gelsene bir, seninle bir şey konuşacağım. Telefonda söyleseydin konuşacağını. Boşa zahmet etmemiş olurdun. Ne bileyim. Böyle fırından sıcak çıkmış simitleri görünce dayanamazsın diye düşünmüştüm. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Habibciğim, yer misin? Oo, sıcak sıcak. İstemem. Oğlum bu restoranı kim aldı senden? Ha? Balanın adı Sinan mıydı? Restoran mı? Ozan, sen kiminle sözleşme imzaladın? Ha? Ya seni kim kapının önüne koydu? Abi bilmiyorum. Yani restoranın sahibinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama bu işlere aracılık eden bir avukat vardı. Adı Sinan. Sinan. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam.
Tamam Sinan. Ben ararım seni. Bir an önce bu restorandan kurtulmamız lazım. Abi ne tam tahmin ettiğin gibi söylesene bir. Ozan, Kadriye yengem. Sinan diye bir adamla konuştu. Restorandan falan bahsettiler. O restoran kesinlikle senin restoran. Ne? Bana bütün bu oyunları yengem mi oynamış? Ben şimdi onu var ya. Dur. Ne yapıyorsun Ozan? Sakin. Sen bu işi bana bırak. Ben bunu bir ispatlayayım. Sonra ne istiyorsan yap, tamam mı? Tamam, beraber gidelim. Hadi gidelim. Ozan bir dur. Bir sakin ol oğlum. Dikkat çekmeyelim. Sen bu işi bana bırak. Hı? Sen Kumru'yla ne yaptın? Nasıl aranız? Aramız kötü şu anda. Yani ben yine seni dinlemedim. Aptalca şeyler yaptım. Kızı suçladım, yok yere günahını aldım. Ama merak etme, bugün her şey ortaya çıkacak. Sen de sonra gidip hatanı telafi edeceksin değil mi? Gönlünü alacaksın. Söz mü? Söz. Abi bana bu oyunları oynayan yengemse... babamlar gerçeği görür. Mehmet'in değil senin yanında olurlar. Ayda ile seni affederler. Ben gerçekler ortaya çıksın, başka hiçbir şey istemiyorum Ozi. Bu aile görünümündeki düşmanlardan çok sıkıldım. Hepsi kardeşimle bunu yaptılarsa hesabını ödeyecekler. O zaman bugün gerçeklerin ortaya çıkma günü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Okulda tiyatro olacaktı ya, parasını verip ismimizi yazdırmamız gerekiyormuş. Ablacığım, ben seni tiyatroya sonra götürsem olur mu? Söz. Peki, paramız olunca beraber gideriz. Al hadi al. Git, arkadaşlarından geri kalma. Fatma abla, hiç gerek yok. Sağ ol. Olur mu canım? Buse benim de kızım sayılır. Arkadaşları tiyatroya gidecekmiş. Buse'm eksik mi kalsın? Ah, al hadi. Teşekkür ederim Fatma anne. Tamam tamam hadi. Hadi git arkadaşlarınla eğlen. Fatma abla, ben iş bulunca borcumu ödeyeceğim. Sonuçta o senin alyans paran. Gerek yok. Baban kim bilir ne zaman çıkar. O zamana kadar alyansımı yerine koyarız. Ben dün için senden özür dilerim. Ben sanmıştım ki... Neyse. Alyansını sattığını bilmiyordum. Önemli değil. Her insan hata yapar. Önemli olan hatasını anlaması. Abla, çiçeğim yok burada. Ne çiçeği bir tane? Hani okula saksıya çiçek dikmiştik ya. Onları şimdi de okul bahçesine dikeceğiz. Havalar soğudu ya Buse'cim. Fatma abla donmasın diye içeriye koymuştur. Hadi sen git al gel. Çiçek açar. Eğer sen düzenli sularsan hemencecik açar. Al bakalım. Sağ ol canım. Ne oldu? Bir şey mi var yüzümde? Allah Allah. Nerede bu ya? Ne nerede? Ne oluyor ya Demet? Formülünü arıyorum. Ne formülü? Sen Teoman gibi bir kahramanı nasıl kendine aşık ettin, onun formülü. Demet ya, ben de yüzümde bir şey var zannettim.
Kızım, adam ailesini karşısına aldı ya. Ailesini, kuzenine rest çekti. Böyle Ferhat gibi, Kerem gibi bir şey oldu baya. Annenin de bu evliliğe karşı olduğunu varsayarsak, iyice düşman aileler gibi oldunuz. Bu Teoman Romeo olmasın da ne yapsın? Keşke böyle zorluklar yaşanmasaydı da o da kahraman olmak zorunda kalmasaydı. Kahraman demişken. Can, şunu geçen kaldığımda bana vermiştin. Sana tekrar vereyim. Bence kalsın sende. Daha çok lazım olacak gibi duruyor. Kahve? Olur. Demet. Bu arada seninle sonra önemli bir mesele konuşmam lazım. Nedir? Şu Ozan'dan gasp edilen restoran meselesi. Tamamdır. Juliet. Romeo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babaanneciğim, al bak, bu da son. İçmem. Kumru içirdi onu çıkmadan. Saati de kurmuştu senin içirdiklerin için. Ay, bana çok güzel bakıyor. Kimseye ihtiyacım yok. Babaanneciğim, babam seni soruyor bak. Gidelim eve artık. Özlemedin mi evini? Özledim. Kumru da giderse gidelim hemen. Sizi de evlendiririz. Babaanne. Ne babaanne ne? Annem komşuya kadar gitti. Ben de o yüzden bize kahve yaptım. Buyurun. Sağ ol Kumru. Kumru değil. Onun adı Kumru değil. Nazlı o, Nazlı. Akıl Kumru'da olunca. Nazlı, iyi misin? İyiyim, iyiyim Ozan. Biraz daha su iç. Tamam. Ay, yine başladı bu. Ozan, bu lavabo su kaçırıyor oğlum. Yani gözünü seveyim, şuna bir bakıver. Vallahi kafam hiç kaldırmıyor. Tansiyonum çıkacak. Tamam, tamam babaanne, ben hallederim. Merak etme. Bunun da gözü Ozan'da. Kumru varken avucunu yalarsın sen. Ne bu restoran işi? Ne konuşacaksın Demet'le? Demet gelsin. Konuşuruz sevgilim. Hayatım. Şu evlilik işini bir an önce. Hayatım. Bence evlilik işini biraz ertelemeliyiz. Hayda. Bak dinle. Sen dün babanla konuşmak için dışarı çıktın ya. Ben de annem ve Kadriye Hanım'la içeride kaldım. Kadriye canını sıkacak bir şey söyledi değil mi? Sence?
Biz küçükken yengemden çok korkardık biliyor musun? Neden? Hatta Ozan ona isim takmıştı. Ne diye? Drakula'nın karısı diyordu ona. Drakula mı? Neden Drakula? Bilmem. O dönem Drakula mı izlemişti? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Annem ne dedi? Sen onu söyle bakalım. Özetle evlilikler aileyi parçalamamalı, bir araya getirmeli dedi. Ama hepsinden önemlisi gözlerinde gördüklerimdi. Ben onun gözlerinde oğlunu ondan koparan biriyim. En çok korktuğum şey gözlerinde o kadar net görmek beni çok sarstı. Sevgilim, biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ayrıca annemin yüzünden de o ifadeyi sileceğiz. Merak etme. Ona şüphem yok. Ama bence biz yine de ertelemeliyiz evlilik işini. Kahven hazır. Sağ ol canım. Anlat bakalım nedir şu restoran işi? Demet, evliliğimizi Drakula'nın karısının maskesi düşene kadar erteliyoruz. Drakula'nın karısının maskesi mi? Ne oluyor? Restoran diyordunuz. Ne konuştunuz? Ya yengemle ilgili konuşuyorduk. Ozan'ın bu restoran işinde Ozan'ı dolandırıp restoranı elinden alan yengem Kadriye olabilir. Ne? Salep yaptım sana, sıcak sıcak iç, iyi gelir. Yeni planın bu mu? Hı. Hı. Nasıl? Yani ne bileyim ben, sen sonuçta planlamışsın. Dün Hamit'i gördün. Teoman'a iki tane tokat bile atamadı. Anca bıdı bıdı. Yok siz kardeşsiniz de, yok biz aileyiz de. Nihan desen oğlunu affetmeye zaten meyilli. Yarın öbür gün her şeyi unutturur. Teoman'la Aydı'yı iyice içlerine alırlar. Yok yok, hayır hayır, o kadar kolay değil. Hamit'le Nihan'ın vicdanına oynamaya devam ettikçe o affetme işi imkansız. Böyle böyle onları kafese sokacağız yani. Ama sadece onları değil, Ayda'yı da kafese kapatmamız lazım. Nasıl olacak bu iş? Sen şu Gülseren'i ara da hemen gelsin. O kadın beni sattı anne. Gitti Ayda'yı öttü. O kadar tembihledim. Evlendiklerini bana söylediğini onlara söyleme diye. Ama dinlemedi. Allah'tan amcam olayın üzerine fazla gitmedi de kurtardık. Ama gene de onların evleneceğini o kadından öğrendin işte. Yani eğer o söylememiş olsa, sen nikah salonuna gitmeseydin, onlar çoktan evlenmişler. Mehmet, olaylara çıkarlarının açısından bak. Öfkenin ya da nefretinin değil, çıkarlarının. Ara şu kadını iade et, gelsin. Nazlı sen git, ben hallediyorum bunu. Ay yok yok, şimdi bir şey falan lazım olur, ben seni yalnız bırakmayayım. Hiç de yalnız bırakmadım zaten, biliyorsun. Hı hı, biliyorum. Ozan öyle yaparsan ıslanırız, dikkat. Şuna bak, nasıl da kırıtıyor. Oğlan aklına girmeye uğraşıyor. Nazlı? Ne? Ay yani efendim Melat teyze. Gel buraya. Gazete okuyacağım bana.
Sen git Nazlı, ben hallediyorum bunu. Melahat teyze işte hep böyle. Bensiz duramıyor geldiğinden beri. Ona böyle gazete okuyorum, yemeğini yediriyorum. Uyumadan önce kitap okuyorum falan. Çok sağ ol Nazlı, gerçekten. Yani sana da zahmet oluyor ama... Yani götürmeye çalışıyorum, dinlemiyor beni. Yani tutturdu bir kumru diye... O gelmeden gitmem diyor. Yok ya, hiç. Ne zahmeti. Ben Melahat teyze burada olduğu için memnunum. Bahaneyle biz de seni görmüş oluyoruz. Neyse ben onu bekletmeyeyim. Sana kolay gelsin. Seninle geçen hafta Ozan'ın restoranına gitmiştik. Evet, hatta Kemal denilen bir adama teklif vermiştim. Geri dönüş olmadı tabii. Olmadı da bunun Kadriye Hanım'la ne ilgisi var? Dün yengemi restoran yazan bir numara aradı. Sonra kapının önünde de Sinan diye bir adamla konuştuğunu duydum. Sinan bu şey. Ozan'ı etkisiz hale getirip restorandan gitmesini sağlayan avukat. İşte bu adamın Ozan'ı dolandıran patronu yengem olabilir. Yani Sinan belli ki aracı. Bu kadar ileri gitmiş olabilirler mi? İyi de neden böyle bir şey yapsınlar ki? Şu an Ayda ve bana neden bunları yaşatıyorlarsa ondan. Ya size söylüyorum. Bunlar aile görüntüsü altında düşmanlar. Gerçekten çok korkunç. Eğer böyle bir şey yaptılarsa senin, Ozan'ın... Hatta babanın arkasından iş çevirmişler. Ozan'ın dediği gibi. Yani ilk taşı onlar atmış olabilir. Bakın eğer şüphem gerçekse... Gerçek düşman kim? Gerçek rezil kim? Herkes görecek. Yani bu işin arkasında Mehmet ya da yengem varsa... Annem de babam da gerçek ahlaksızın kim olduğunu anlayacaklar. Söylediklerimi duyuyor musun Juliet? Duyuyorum. Kahramanımız bu sefer iyi bağladı. Evet, hadi bakalım iş başına. Ne yapıyoruz? Şimdi teklifimizi iki katına çıkarıyoruz. Yuh, yani yok artık. O küçücük restoran için mi vereceksin o parayı? Restoran çok küçük olabilir. Ama Ozim'in içine koyduğu hayalleri çok büyük. Hele bir de bu işin içinde yengem varsa paha biçilemez. Aradın Gülseren'i? Aradım. Yine bir cemiyet etkinliğinde miymiş bir şeymiş. Ha, iyi güzel. Anne bunun nesi iyi? Mehmet, insanları en kolay zaaflarından yakalarsın. Gülseren'i de oradan yakalayacağız. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Efendim Sinan. Efendim, biraz önce geçen hafta restorana teklif verenler aradı. Tekliflerini güncelleyeceklermiş. Bir görüşme ayarladık. Ha. Yangından haberleri var mıymış? Hayır. Ya bu restoran başımıza bela oldu. Satıp kurtulmamız lazım. Sen şimdi bunların tekliflerini bir öğren. Ondan sonra beni ara haber ver. Tamam efendim. Restorana müşteri çıktı. Elden çıkarmak lazım artık bunu ya. Vallahi yani Teoman benim yaptıklarımı öğrenmeden halledelim bu işi. Anne ne diyorsun sen ya? Teoman, yaptıklarım falan. Ozan'ın restoranını ben batırdım. Sinan'ı kullanarak restoranı ele geçirdim. Ne sen ne diyorsun? Bunu nasıl yaparsın? Böyle bir riske nasıl girersin? Ya amcam duyarsa ya Teoman duyarsa? Ay Mehmet aman uzatma ya. Hırsımdan yaptım yani hırsımı almak için yaptım. Neyse tamam şimdi işte müşteri çıkmış. Fırsat varken satarız tamam.
Tamam, hemen sat. Hemen çıkar elinden. Yani sen böyle bir riske nasıl girersin hemen? Gülseren gelirse de ben beklerim. Sat, tamam, sat, tamam, sat, sat, sat. Tamam. Aa. Sadece tamam mı? Anne, ha? Sen böyle bir şeye sadece tamam deyince benim çok inanasım gelmiyor. Mesela böyle arkasından insan ruhunun özünden damıtılmış bir atasözü, bir güzel söz falan yok mu? Çok garip. Hı? Hı, çok garip. Hı. Anneyle dalga geçilmez, taş olunur. Ha? Şimdi tamam oldu. Evet. Evet, tezgahtarlık için aramıştım. Ya, eleman bulundu mu? Tamam, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Teşekkür ederim. İyi günler. Of. Ne yapacağım ben? Şu pamuk şekerler bana hep küçüklüğümdeki panayırları hatırlatıyor. Babam götürürdü bizi. Pamuk şeker görünce içim o kadar mutlulukla doluyor ki Kumru. Küçük bir kız çocuğu oluyorum sanki yeniden. Yeni teklifimiz. İnceleyin lütfen. Milyon mu? Sormasayım, bu restoranı neden bu kadar çok istiyorsunuz? Konumu harika. O civarda, o genişlikte bir başka mekan yok. Anladım ama o paraya oraya yeni bir apartman diker, altına da istediğiniz genişlikte bir restoran açabilirsiniz. Bakın, siz nasıl emir kuluysanız ben de öyleyim. Patronum orayı istiyor. Benim görevim de bunu size iletmek. Sizden hızlı bir yanıt almam lazım. Eğer patronunuz kabul ediyorsa bir an önce buraya gelmesi ve aramızda hazırlayacağımız sözleşmeye bizzat imza atması lazım. Tabii, ileteceğim şimdi kendisine. Efendim Sinan? Yeni teklifleri öncekinin iki katı. Ne? Nasıl? Emin misin? Evet, hemen satın almak istiyorlar burayı. Ay aman, tamam. Elden çıkaralım, tamam, hemen. Sen sözleşme mözleşme neyse onları hazırlat. Hemen bugün ön sözleşme yapıp sizinle de tanışmak istiyorlar. Tamam, tamam, hazırlat işte. Ben zaten çıkıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Tamam. Patronum birazdan geliyor. Harika. O zaman ben de hemen bankaya haber vereyim. Bir an önce işlemlere başlasınlar. Aa, çok iyi olur. Ve bu arada izninizle ben bir evrakları toparlayayım, geliyorum. Tabii. Efendim? Birazdan geliyor. Harika. Bu iş bitti. Eğer o restoranı alan sensen, bu oyunları Ozan'a oynayan sensen, işiniz bitti Kadriyan. Buraya kadar.
Nereye kaldırdılar bu saksıyı? Orada da yok. Evlenince adamı üvey kardeşine kaptırınca cinnet geçirip... Aa! Yeter, içim şişti be. Ay Mela teyze, ödümü kopardın. Aa, bir tane iyi haber olmaz mı? Uğursuz musun, nesin sen? Ay hadi kalk şu fincanları götür. Kalk bir işe yara. Topla şuraları hadi. İyi. Tamam, bir topluyorum. Ay ay. İçime çıkma yapınca ya. Ay. İçime fenalık geldi ya. Al şunu da bakayım. Tamam alıyorum. Aa, ne bağırıyorsun bu yaşlı kadına? Saygısız. Doğru dürüst alsaydı. Tamam, kusura bakmayın. Yani ben öyle birden işte ıslanınca şu... İyi, ben bunu halledip geleyim o zaman. Ozan. Nazlı. Sen ne yapıyorsun burada? Ya ben şey aslında... Ben aslında ne? Ya ben babaannem falan var ya şimdi içeride. Ya.